Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış bulunuyorum. Gazi Meclisimizi ve yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 20 yıllık AK Parti iktidarının sonunda oylanan bu bütçe, ülkemizi yüksek bütçe açığı, yüksek dış ticaret açığı, yüksek işsizlik, yüksek rezerv açığı, yüksek yetenek ve teknoloji açığı ile yüz yüze bırakan, Türkiye'nin çeyrek asrını heba eden, kayıt dışılaşmış bir kara düzenin bütçesidir. AK Parti'nin adını maalesef Türkiye yüzyılı koymak istediği bu dönem, gerçekte Türkiye'nin değil, ülkemizin yüzyıllık birikimlerinin, kurumlarının, kadrolarının ve itibarının heba edildiği külliye zihniyetinin bütçesidir. Türkiye'yi 20 yılın sonunda küresel milli gelirden aldığı pay itibariyle 1980'lere, yani 40 yıl geriye götüren Güney Kore gibi bizimle aynı kategorideki ülkelerin önümüze geçmesine, memleketimizin ise yerinde saymasına adeta seyirci kalanların bütçesidir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu anlamda mevcut bütçe asla Türkiye'nin değil, külliyenin bütçesidir. Milletimizin hak ettiği, milletimize layık bir bütçe değildir. Zira asgari ücretle çalışan milyonlarca işçimize, liyakatli kamu görevlilerine, yoksullaşan emeklilere, dul yetim gazilerimize layık bir bütçe değildir. İşsiz gençlerimize umut veren bir bütçe hiç değildir. KOBİ'lerimizde ve organize sanayi bölgelerinde çalışan milyonlarca işçimize, teknisyenimize, mühendisimize, üniversitelerdeki akademisyenlerimize, tarladaki çiftçimize, küçük esnafa gelecek ve umut vadeden bir bütçe değildir. Cumhuriyetimizin ve halkımızın değil, külliyenin, oligark ve mültezimlerinin, sarayın göz bebeği gibi himaye ettiği imtiyazlı ayanların, zümrelerin çıkarlarına hizmet eden bir servet transfer bütçesidir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AK Parti'nin 20 yıllık uzun, karanlık ve nobran yönetiminin sonunda maalesef Türkiye büyük bir kurumsal tasfiye, büyük bir sosyal yıkım, büyük bir yoksullaşma ve büyük bir gerileme içine sokulmuştur. Devlet düzenimiz, demokrasimiz, dış politikamız, dış ticaret dengemiz, değerler sistemimiz yerle bir edilmiştir. Türkiye tamamen kayıt dışı ve merdiven altı bir yönetim, üretim ve bölüşüm sistemine, büyük bir kurumsal çöküş ve ekonomik bağımlılık girdabına itilmiştir. Külliye yüzyılı maalesef halkımıza pazarlanan, külliye yüzyılını maalesef halkımıza pazarlayanlar Türkiye'yi Doğu Avrupa'nın otoriter, Latin Amerika'nın mafyatik ve narkotik, Orta Doğu'nun ise kabileci ve despotik rejimleriyle aynı kategoriye ve aynı kadroja sokmuştur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu bütçenin zihniyeti devleti, kamu iktisadi teşebbüslerini ve yatırımcı kamu anlayışını tasfiye etmiştir. Kitleri ve halkımızın yüzlerce yıllık amme arazilerini, kamu mülkiyetini, fabrikalarını, selüloz ve kağıt fabrikalarını, Türk Telekom'u, şeker ve gübre fabrikalarını, göz bebeğimiz tank ve palet fabrikasını, milletin otoyollarını, limanlarını, malum mültezim ve ayan şebekelerine tahsis etmiştir. Külliye düzeni kamu mülklerini sadece özelleştirmemiş, aynı zamanda az sayıdaki şirkete, az sayıdaki sınırlı zümreye ve aileye bölüştürmüştür. Buna mukabil bu bütçenin müellifleri kendi samimi ve dürüst tabanlarına hitaben "siz Okçular Tepesi'ni terk etmeyin" derken, kendileri ise Anadolu'nun kentlerini ve kaynaklarını ganimet gören Moğol orduları gibi halkımızın kara gün güvencesi olan yüzlerce yıllık kamu arazilerini ve fabrikalarını bölüp kendi yandaşlarına dağıtmıştır. Bu bütçenin zihniyeti yoksulluğa, rüşvete, yolsuzluğa ve iltimasa uzak duran, yöneticiler yetiştiren, memleketimizin medarı iftiharı okulların, kurumların neredeyse tümünü tasfiye etmiştir. TODAİ, Boğaziçi, ODTÜ ve Mülkiye gibi ülkenin medarı iftiharı kurumları hiçe saymıştır. Kamuya partizan yöneticiler atayarak
cemaatlerden, vakıflardan ve akrabalardan oluşan aklını ve vicdanını kamu çıkarları için değil, adeta mankurtlaşmış siyasi kadrolar için tahsis eden yeni ekipler kurmuştur. Devlet kadrolarını merdiven altı cemaat transferleriyle adeta kölemenleştirmiş, lümpenleştirmiştir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu bütçenin müellifleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve AYM kararlarını hukuksuz bir biçimde hiçe saymıştır. Belediye ve il başkanlarımızı düzmece iftiralarla İstanbul ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere sevgili Ekrem İmamoğlu ve sevgili Vahap Seçer gibi çalışkan belediye başkanlarımızı sindirmeye çalışmıştır. Belediyelerimizin dağıttığı çocukların beslenme çantalarına bile engel çıkarmıştır. Bu bütçenin zihniyeti medyada özgürlükleri sıfırlamış ve tweet atan ilkokul yaşındaki çocukları bile karakollara çağırmıştır. Adeta saray tipi bir dijital despotizm ihdas etmiştir. Siyasi kültürümüze bir utanç vesikası olarak giren Silivri soğuktur sözünü bu bütçenin müellifleri milletimizin hafızasına kazımıştır. Velhasıl kelamı, bu otoriter ve kayırmacı rejim yüzünden milletimizin yetişmiş beyinleri yurt dışına göç etmiş, Türkiye Cumhuriyeti kimliğini ve pasaportunu İŞİD'ci, Nusra'cı, İhvan'cı, El-Kaide'ci teröristlere, uluslararası mafya örgütlerinin suikastçilerine adeta armağan edilmiştir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu bütçenin müellifleri yoksul vatandaşlarımızı kendi vatanında sığınmacılardan bile daha fukara ve daha sahipsiz hale getirmiştir. Kendileri Afrika'dan araziler ve madenler, Amerika'dan ve Avrupa'dan gökdelenler ve lüks konutlar alırken halkımızı halk ekmek kuyruklarında, semt pazarlarında arta kalan döküntü sebze ve meyveleri toplamaya mahkum etmiştir. Bu bütçenin sahipleri 20 yıldır aralıksız beton dökmekle övünürken emekli vatandaşlarımız için bile bir ev, bir araba lüks olmuştur. Dört duvar ve dört teker Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için adeta lüks haline gelmiştir. Aziz halkımız, tarihte görülmemiş bir pahalılık, beslenme ve barınma kriziyle yüz yüze bırakılmıştır. Külliye yüzyılı daha başlamadan çocuklarımız ve gençlerimiz okullarda aç kalmış, çalışanlar ve emekliler ise öğün atlamak zorunda bırakılmıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu bütçenin zihniyeti diplomasi alanında yurtta barış ve dünyada barış politikası yerine yurtta hamaset, dünyada hamaset politikası izleyerek dış politikada büyük tavizler ve neredeyse onur kırıcı manevraları rutin haline getirmiştir. Bir zamanlar siyasete yakışıksız biçimde alet ederek ağız dalaşına girilen Orta Doğu'nun ve bölgenin liderleriyle çarkı felek misali ülkemize itibar kaybettiren samimiyetsiz yakınlaşmalar ve söylemsel tutarsızlıklar yaşatılmıştır. AK Parti hükümetleri Atatürk'ü dış politikadan ve komşularımızın iç işlerine müdahale etmemesi ilkesinden uzaklaştığı ölçüde ulusal itibarımız ve jeopolitik çıkarlarımız zarar görmüştür. Bakınız, F-35 projesi bir yana 40 yıl önce ortak üretime başladığımız F-16 uçakları dahi ambargolardan etkilenmiş, ulusal güvenliğimiz belli alanlarda kırılgan hale getirilmiştir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, geçtiğimiz 20 yılın sonunda Türkiye devlette, demokrasimizde, dış politika ve değerler sistemimizde çok derin erozyonlara ve ilkesel kayıplara maruz bırakılmıştır. AK Parti döneminde iktidarlar maalesef her alanda her türlü makyavelizmi, kayırmacılığı, inkarcılığı ve fırsatçılığı kural haline getirmiştir. İşte bu yüzden bizler bu ülkenin tüm vatansever ve demokratları ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi kadroları olarak halkımıza daha kamucu, daha halkçı ve daha adil bütçeler hazırlama sözü veriyoruz. Milyonlarca emekçimizle birlikte iktisadi kamu teşekküllerini yeniden imar etme vaadimizi yineliyoruz. Aynı şekilde egemenlik ve güvenlik krizine dönüşen düzensiz göçmen akımına, mafyanın, uyuşturucu baronların ve kara para şebekelerinin istilasına son vereceğimizin altını çiziyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni yerinden yürürlüğe sokmaya ve en önemlisi merdiven altı zihniyetlerden, tacizci ve tecavüzcülerden çocuklarımızı ve küçük kızlarımızı korumaya ant içiyoruz.
İnanıyoruz ki İnanıyoruz ki Türkiye'yi özgür, dürüst ve emekçi yurttaşların cumhuriyeti haline getirecek bütçeleri 2023 yılında hep birlikte bizler hazırlayacağız. Bu ülkede bunu hazırlayacak namuslu ve cesur yurttaşımız var. Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Meclisimizi ve yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Sayın Akçay, buyurun.